Meleklere niye inanıyoruz? Şimdi kitabı anladık. Allah-u Teala'nın emirleri bize geliyor. Resul'ü anladık. Allah'ın emirlerini getiriyor. Ahiret gününü anladık. Yeniden dirileceğiz. Allah'ı anladık. Tamam, inanıyoruz. Peki meleklere niye inanıyoruz? Melek, bu melekler içerisinde de Resul var. Yani Resulullah'a nasıl inanıyorsan, bir de Resulullah'a o vahyi getiren bir Resul daha var. Yani Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir de Allah'tan aldığı ayetleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getiren bir Resul daha var. O Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam Allah'ın ayetlerini Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor. Getirdiğinde bir melek ordusuyla beraber geliyor. Cin suresinde Cenab-ı Hak bunu belirtiyor. Estağfirullah ve la yuzhiru ala gaybihi ahada. Allah kendi gaybına hiç kimseye açmaz. İlla men irtada min rasul. Razı olduğu rasul başka. Fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. O peygamberin önünde ve arkasında gözcüler diker. Şimdi burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsa şöyle şunu düşünün. Bütün çevresini melekler kontrol altına alırlar. Tam bir güvenlik çemberi oluştururlar orada. Niye? Liyaleme, peygamber bilsin. Allah'ın Resulü bilsin ki en kad eblegu risalati rabbihim. Bu gelen melekler sadece Cebrail aleyhisselam tek başına değil, yani bir melekler ordusuyla beraber geliyor. Bunlar Rablerinin emirlerini tam olarak gelip bu peygambere bildirmişlerdir. Araya şeytanlar girmiyor. Çünkü tam bir güvenlik çemberi oluşturarak şeytanları araya sokmuyor. Şeytanlar araya sokulsa vesvese verirler. Problem çıkarırlar ve yani bugünkü tabirle parazit yaparlar, sıkıntı olur. لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ. Peygamber onlarla beraber olanı tam olarak kavrasın. Ve ahsa kulle şeyin adede, her şeyi böyle tek tek kuşatsın, her şeye tam olarak hakim olsun. En küçük şüphesi olmasın. Çünkü ilk önce inanacak olan odur. O da gelen meleklere inanması lazım. O meleklere biz de inanırız. Şimdi peygambere vahiy böyle gelir. Melekleri devre dışı bıraktığınız zaman meleksiz vahiy bize de gelir. Bize de gelir. Falanca kafire de gelir. Balarısına da gelir. Musa Aleyhisselam'ın annesine de gelir. Hazreti Meryem'e de gelir. Yani bu şekilde olmayan bir vahiy. Yani Cenab-ı Hak sizin içinize yaptığınız bir şeyin iyilik olduğunda fısıldar, kötülük olduğunda fısıldar. Her insanda olur. Yaptığınız iyilikten dolayı mutluluk duyarsınız, yaptığınız kötülüğünde sıkıntısını çekersiniz. İşte melek vasıtasıyla gelen vahyi dışlayarak direkt Allah'tan vahiy aldığını söyleyen insanlar var. Mesela İmam Gazali diyor ki, bizim levh-i mahfuzdaki bilgiler bizim kalbimize olduğu gibi yansır diyor, meleği aradan çıkarıyor. O zaman peygamberden daha üst bir bilgiye sahip olmuş oluyor. Bazılar da bu bize yazdırıldı diyor. İşte şimdi kendi bilgisini Cenab-ı Hakk'a ait olarak göstermek için her türlü cambazlıklar yapılır. Ama meleklere inandığınız zaman bunlar devre dışı kalır. Ama yalanı gene söyleyen söyler, engel olamazsınız.